Amerika'ya akrabamız dedi yakınımızın davetiyesiyle nasıl ziyarete gezmeye gidilebilir diye takipçimiz bize soruyor. Davetiye yazıları her zaman olumlu olacaktır diye bir kayda yok. Yani evet ben işte akraban bana davetiye verdi işte beni davet ediyor ben o yüzden gidiyorum demek her zaman için olumlu olacak bir durum değildir. Bazen bu tam tersi sonuçlar verebiliyor ama tabii ki sizin Amerikan konsolosluğuna turist vizesine başvuru yaparken belli bir planınız varsa bu planınızı belirtme noktasında işte ben şöyle bir plan gittiğimde şunu yapmak istiyorum ya da şu amaçla gidiyorum demek istediğinizde tabii ki davetiye doğal bir şey olacaktır. Burada önemli olan nokta şu sizin eğer akrabanız Amerika'da yasal durumda bulunuyorsa size yasal durumda bulunduğunu kanıtlayan bir e, kimliğin işte belki green card ya da pasaport ya da driver license yani ehliyet gibi bel kimliklerin bir kopyasını verebilir ve kendisinin eğer ki akrabanız sizin masraflarınızı karşılayacaksa kendisinin vergi beyanı ya da gelir durumunu gösteren banka hesabında belli bir miktar parası olduğunu gösteren e, bir belgeleri belge ya da belgelerin kopyalarını size sunabilir ve onun dışında da bir mektup yazıyor olacak ve mektupta da diyecek ki işte ben İstanbul'daki ya da Ankara'daki e, Amerikan Konsolosluğuna hitaben işte ben e, şu şu şu'yi benim yakınım olur. Ya yani yeğenimdir, kardeşimdir, neyse o akrabalık derecesi. Ve kendisinin turist başvurusu için e, bu destekleyici yazıyı ve belgeleri sunuyorum. Kendisi geldiğinde ben ilgileneceğim, ben masraflarını karşılayacağım, ben ne kalacak tarzıyla geçici vize verilmesini rica ediyorum tarzı bir yazı yazması gerekecek imzalayıp Bir de göçmenlik dairesinin eğer ki finansal durumunu yani eğer ki sizin masraflarınızı karşılayacaksa o zaman göçmenlik dairesinin başvuru formlarından olan i çizgi 134 formunda doldurması gerekecek. O formda aslında finansal anlamda sizin giderlerinizi karşılayacağını ve onun yeterli gelir olduğunu gösteren bir form olacak. Bunların hepsini bir araya getirip imzalayıp size ilettiği zaman siz Amerikan konsolosluğunda turist görüşmesine gittiğinizde bunu sunabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu verecekleri anlamına gelmez. Bazen davetiyeli olanlar vize almayıp davetesiz olanlar vize alabiliyor da tam tersi olabiliyor. Dolayısıyla asıl önemli olan nokta tabi turist gibi bir vizeyi alabilmeniz için sizin Türkiye'deki bağlarınız, Türkiye'deki bağlarınızın güçlülüğüne ne kadar inandırıcı bulup bulmadıkları e, Amerikan konsoloslukta görevlerin e, bu belirleyici olacak. Dolayısıyla Bunlar benim ileteceklerim size ee, ve tahmin ediyorum açıklayıcı olduğunu düşünüyorum.